Tekrar merhaba. Bu videoda iki boyutlu bir momentum problemini çözeceğiz. Bakalım burada ne var? Evet. Bir tane A topumuz var. Bu yüzeyi mesela bir bilardo masasının yüzeyi olarak düşünebiliriz. Bir A topumuz var ve 10 kilogramlık kütlesiyle hareket halinde. Bu arada bu sayılar topların kütlelerini gösteriyor. Bu 10 kilogramlık top sağa doğru saniyede 3 metrelik bir hızla hareket ediyor sonra 5 kilogramlık B topuna çarpıyor. Ve çarpışma ile birlikte B topundan sekerek başka bir yönde ilerlemeye başlıyor. Başlangıçta sağa doğru ilerlerken artık yatayla diyelim 30 derecelik bir açı yapacak şekilde hareket ediyor. 2 metre bölü saniye hızla ve 30 derecelik bir açıyla ilerliyor. Soru şu, B topunun hızı ne olur? Hızın hem büyüklükle hem de yönle tanımlandığını biliyoruz. Yani bizim B topunun çarpışmadan sonra ne yaptığını bulmamız gerekiyor. Bir kere B topu aslında tahmin yürüterek de söyleyebiliriz. Daha önce bilardo oynadıysanız ki B topunun kabaca bu yönde hareket edeceğini tahmin edebilirsiniz. Ama bizim bu hareketin açısını ve hızını tam olarak bulabilmemiz lazım. Hadi bu problemi çözelim. Şu an muhtemelen içinizden diyorsunuz ki iyi de bu biraz zor olmadı mı? Tamam momentumu korunacak falan ama bunları biliyorum ama şimdi işin içine bir de bu iki boyutlu vektörler girdi. Nasıl olacak bu iş? Endişe gerek yok merak etmeyin. İki boyutlu hatta üç boyutlu hatta en boyutlu bir sistemde çalışırken sürece fazladan sadece bir adım daha ekleniyor. Tek boyut söz konusuyken momentumun o tek boyutta korunmasını sağlıyorduk. Şimdi önümüzde iki boyut olduğuna göre yapmamız gereken her bir boyut için ilk momentumları bulmak. Yani vektörleri x ve y bileşenlerine ayıracağız. Sonra da cisimlerin x ve y eksenlerindeki toplam son momentumlarının x ve y eksenlerindeki toplam ilk momentumlarına eşit olduğunu söyleyeceğiz. Öyleyse x eksenindeki ilk momentumu bulalım. P momentum demek. Çünkü hatırlarsanız M'yi kütle için kullanıyoruz. Şimdi X doğrultusundaki ilk momentum. Aslında ilk veya son diye ayrıca belirtmemize hiç gerek yok. Çünkü X doğrultusundaki momentum hep aynı kalacak. Veya ilk diye belirteyim ki ilk ve son momentumların aynı kaldığı anlaşılsın. X doğrultusundaki ilk momentum, i ilk demek, ilk x yani. Şu indis meselesine bir çare bulmak lazım evet. yazların biraz kötü göründüğünün farkındayım. Evet x doğrultusundaki ilk momentum neye eşit? B topunun hızı 0 yani momentumu yok. Ve A topu 10 kilogram kütleye sahip. Peki x doğrultusundaki hızı ne? A topunun tüm hızı zaten x doğrultusunda 3 metre bölü saniye yani. Demek istediğim bu top sadece x doğrultusunda hareket ediyor. Dolayısıyla x doğrultusundaki momentumu 30 kilogram metre bölü saniyedir. Kütle çarpı hız kilogram metre bölü saniye. Peki y doğrultusundaki ilk momentumu ne olur? B hareket etmediği için hiçbir doğrultuda momentumu yok. A ise sadece x doğrultusunda hareket ediyor. Belli bir açıyla veya yukarı doğru hareket etmediği için y doğrultusundaki momentumu sıfır. Bu durumda çarpışmadan hemen sonra bu topların x doğrultusundaki toplam momentumunun 30, y doğrultusundaki toplam momentumu ise 0 olmak zorunda olduğunu biliyoruz. O zaman hadi. A'nın x ve y doğrultularındaki momentumlarını bulalım. A'nın momentumunu bulmak için öncelikle x ve y doğrultularındaki hızlarını bulmalı, sonra da bu hızları kütleyle çarpmalıyız. Çünkü kütlenin yönü ve doğrultusu yoktur. Evet şimdi bu hızın x ve y bileşenlerini bulalım. Önce x bileşeni ile başlayalım. x bileşeni bu vektör. y bileşeni ise farklı renkte göstereyim ki tek düze olmasın. y bileşeni ise bu vektör. Evet bu y bileşeni. Peki bunların büyüklükleri ne olur? Newton yasaları ile ilgili diğer videoları izlediyseniz artık bu sizde otomatikleşmiş olmalı. Tabii ki trigonometri kullanacağız. Ska kko takakomuzu yazalım. Emin olun çok boyutlu herhangi bir trigonometri probleminin en zor kısmı bu. Çok boyutlu bir fizik problemi diyecektim ama olsun. Bunlar da özünde trigonometri problemi sonuçta. Şimdi x bileşeni yani a'nın x doğrultusundaki hızı neye eşit olur? Bakın bu vektör açıyla komşu. Hipotenüsü zaten biliyoruz. O halde VAX yani A'nın X doğrultusundaki hızı bölü hipotenüs yani 2 metre bölü saniye neye eşit olur? Komşu bölü hipotenüs yani kosinüs. Evet VAX eşittir kosinüs 30 derece. Yani A'nın X doğrultusundaki hızı 2 kosinüs 30 dereceye eşit. Peki kosinüs 30 kaç? Kök 3 bölü 2. Yani burası kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2 çarpı 2 de kök 3'e eşit değil mi? O zaman burası kök 3 metre bölü saniyedir. Peki A'nın Y doğrultusundaki hızı ne olur? Umarım bu da artık sizde otomatikleşmiştir. Karşı bölü komşu sinüs demek olduğundan burası 2 sinüs 30'a eşittir. Y doğrultusundaki V'ya eşittir. 2 çarpı sinüs 30 derece. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. 2 çarpı 1 bölü 2 1 metre bölü saniyedir. Demek ki çarpışmadan sonra A'nın yukarı yönlü hızı 1 metre bölü saniye oluyormuş. Yukarı yönde 1 metre bölü saniye. Aynı anda sağa doğru da kök 3 metre bölü saniyelik bir hızla yol alıyormuş. O halde A'nın bu yönlerdeki momentumları ne olur? E hız bileşenlerini bulduğumuza göre bu hızları kütle ile çarpacağız. A'nın kütlesi 10 kilogram. Bu arada artık son momentumlara geçtik. A'nın x doğrultusundaki momentumu kök 3 çarpı 10. 3 hızı 10da kütlesi. Yani burası 10 kök 3 kilogram metre bölü saniye olacak. A'nın y doğrultusundaki momentumu ise top yukarı doğru hareket ettiğine göre, momentum pozitif olacak. 1 metre bölü saniye çarpı kütledir. Yani 10 çarpı 1 eşittir 10 kilogram metre bölü saniye. Şimdi gelelim b'ye. Önce y doğrultusuna bakalım. çünkü y bileşenlerinin toplamı 0 olacak. Farklı renkte devam edeyim. Evet. Çarpışmadan sonra A'nın Y doğrultusundaki momentumuyla B'nin Y doğrultusundaki momentumunun toplamı ne olur? Y doğrultusundaki ilk momentum neydi? Evet sıfırdı. Başlangıçta Y doğrultusunda herhangi bir hareket yoktu. A'nın Y doğrultusundaki momentumunu biliyoruz. 10. 10 kilogram metre bölü saniye artı B'nin Y doğrultusundaki momentumu sıfıra eşit olacak. Her iki taraftan 10 çıkarırsak B'nin Y doğrultusundaki momentumunu eksi 10 kilogram metre bölü saniye olarak buluruz. Kilogram metre bölü saniye. Bu birimin anlamını biliyoruz. B'nin Y doğrultusundaki momentumu eksi 10 ise Y doğrultusundaki hızı ne olur? Momentumun kütle çarpı hıza eşit olduğunu biliyoruz. Demek ki Y doğrultusundaki hızı 5 ile yani kütle ile çarpımı eksi 10'a eşitmiş. Buradaki eksi 10 momentum. Dolayısıyla B'nin Y doğrultusundaki hızı eksi 2 metre bölü saniye olur. Aferin bize B'nin hızını bulduk. Bu arada buradaki eksi işaretlerine dikkat edin. Gözden kaçmasınlar. Bu eksi topun aşağı yönlü gittiği anlamına geliyor. A'nın düşey momentumu artı Y yönündeydi. B'ninki ise eksi Y yönünde. 2 metre bölü saniye. Şimdi B'nin X doğrultusundaki hızını bulalım. Yerim epey daraldığı için biraz kargacık burgacık olacak. A'nın x doğrultusundaki momentumu olan 10 kök 3 ile B'nin x doğrultusundaki momentumunun toplamı neye eşit olmak zorunda? x doğrultusundaki ilk momentum olan 30'a eşit olmak zorunda. O halde B'nin x doğrultusundaki momentumunu bulmak için 30'dan 10 kök 3'ü çıkarmamız gerekiyor. Yapalım. 3'ün karekökü kökü çarpı 10 eşittir. Şimdi bunu 30'dan çıkarıyoruz. Ve yaklaşık 12,7 buluyoruz. B'nin x doğrultusundaki momentumu 12,7 imiş. 12,7 kilogram metre bölü saniye. Ve momentumu kütleye böldüğümüzde B topunun x doğrultusundaki hızına ulaşırız. 12,7 bölü 5. Yani B'nin x doğrultusundaki hızı 12,7 bölü 5'e eşit. 12,7 bölü 5'te 2,54 metre bölü saniye sonucunu veriyor. Demek ki x doğrultusundaki hız 2,54 metre bölü saniyeymiş. Yani bu top her iki doğrultuda da hızlanmış. Bu örnekte açıyı bulmaya hiç girişmeyeceğim çünkü vaktim doldu. Sonuçta bu iki vektörü toplayınca böyle bir açı elde ederiz. Sonra da arktanjant fonksiyonunu kullanarak açıyı hesaplayabiliriz. Ama şimdilik bu fazla ayrıntı olacak. Bir sonraki videoda açıyı da hesaplayacağım. Sizi öyle boş bırakmayacağım. Evet artık B'nin hızının X ve Y bileşenlerini biliyoruz. Gelecek videoda görüşmek üzere.